İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Hakan Altunalan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Ruhun gıdası ilimdir. Ahmet Mekki Efendi hal ehli veli bir zat. Her gün talebesine ederdi çok nasihat. Bir günde buyurdu ki: "Doğru kitap okuyun. Faydalı ilimle ruhunuzu doyurun. Nasıl beden muhtaçsa her gün gıda almaya, elbet ihtiyacı var ruhun da bir gıdaya. Bedenimiz topraktan yaratıldığı için ondan çıkan şeylerdir gıdası bu bedenin. Mesela ekmek ve su, hatta sebze ve meyve toprak mahsulü olup gıdadır bedenlere. Ruh alemi emirden yaratılmıştır fakat bedenin gıdasından alamaz lezzet ve tat. İlim, sohbet, ibadet ve Kur'an tilaveti işte ruh bu şeylerden alır asıl kuvveti. Ve yine gıdasını alamayınca beden nasıl ki zayıf düşüp hastalanırsa hemen, ruhun dahi gıdası verilmezse eğer ki, zayıfler, hasta olur ve hatta ölür belki. İnsan ilim öğrenmez ve işlerse çok günah, ruh gıdasız kalır ve ölebilir maazallah. Ruhun ölmesi demek, İmansız olmasıdır. Cezası ahirette ebedi yanmasıdır. Çünkü birer zehirdir her bir haram ruh için. İşlendikçe kuvvetten düşürür onu ilkin. Bir haramı beğenir, ne güzel derse eğer, imanını kaybedip o ruh ölür bu sefer. Bu ümmetin en büyük felaketi küfürdür. Bilgisizlik, cahillik kulu küfre götürür. Bu zamanda rehbersiz kurtulmak mümkün değil. Lazımdır yol gösteren bir kamil-i mükemmil. Böyle olgun bir alim yoksa bir memlekette, onların kitabını okumalı elbette. Çünkü kitap okumak, sohbet gibi feyz verir. Ve lakin, edep ile okumak lazım gelir. İmam-ı Rabbani'den birine mektup gelse, bunun için ne kadar çok sevinir o kimse. Mektubat kitabı da o velinindir bizzat. Farz et ki, o mektubu göndermiş bize o zat. Okunursa aynı şevk ve aynı muhabbetle istifade edilir o veliden gayetle. İmam-ı Rabbani de bunu haber veriyor. Zira bir mektubunda şöylece buyuruyor: "Bu mektup yazılsa da zahiren bir insana, aslında yazılmıştır onu her okuyana." Yani kim okur ise ona gönderilmiştir. Zira
kılıç kuşanan içindir denilmiştir. İşte kim mektubatı okursa bu hal ile, sohbet etmiş sayılır İmam-ı Rabbani ile. Anılsa her nerede onların isimleri, gelir hemen o yere bereket ve feyizleri. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz efendim. Efendim, İslam alimlerinden ve Ehl-i Beyt imamlarından olan İmam Muhammed Bakır rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, dünya uykuda gördüğün rüyaya benzer. Uyandığın zaman hiçbir şey kalmamıştır. Ya, buyuruyor İmam Muhammed Bakır rahmetullahi teala aleyh. Tamam, 99 olsun diyorsun ama uyandıktan sonra hiçbir şey yok. Artık bir şey yapacak bir şey yok. Yok. Dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, iyi günler. İyi günler. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Hocamın ellerinden öpüyorum. Estağfurullah. Teşekkür ederiz. Cumanız mübarek olsun hocam. Mustafa abi sizinle. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Annem ve kendim için sizden dua istiyorum hocam. Rabbim sizlere iki cihan saadeti versin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Din ve dünya saadeti ihsan etsin inşallah teala. Allah'ım razı olsun hocam. Hayırlı günler. Ben soracağım hocam. Ben Maliki mezhebini taklit ediyorum diş dolgusundan dolayı. Evet efendim. Bir de sünnetlerimi kazaya niyet ediyorum. Ben bunu ablama söyledim. Bunu bildiğiniz gibi yani Kur'an kursu hocaları hani demişler ki kesinlikle böyle bir şey olmaz. Bunun önemini anlatırsanız hocam, şu anda ablam da dinliyor sizi. Peki efendim. Bir de evet, çok önemli bir sorum hocam. Şimdi benim annem birkaç gün önce bir felç geçirdi hocam. Ben o an yani o psikolojiyle diyeyim, taburcu olmasına hani hastaneden bir gün kalarak dedim ki hani anneme dedim bir tane kurban dedim adayacağım. Ve bunu nasıl söyleyeyim? Ben evde mesela ben, ablam, annem, babam dört kişi yaşıyoruz. Ve enişteme söyledim hani. Ben dedim bunu söylemem de yani anneme dedim şifa için kestireceğim. Yani bu şimdi adak hükmüne mi gidiyor hocam? Şifa için dedim hani. Bundan mesela ben veya ailemden birisi yani aynı evde. Biz yiyebilir miyiz? Bunu merakımdan soruyorum hocam. Çünkü sizin bilginize çok güveniyorum. Estağfurullah. Ben yani sizi sormak istedim. Bunu yani aydınlatırsanız çok sevineceğim hocam. Peki efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Cumanız mübarek olsun. Amin. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun. Rabbim ki cihan saadeti versin inşallah Teala. Amin. Allah-u Teala hepimizden razı olsun. Amin. Hocam farz namazları kılarken, tahiyyatta otururken uzatmamak gerektiğini siz şöyle nakletmiştiniz de. Bazen esniyoruz. Elimizde olmadan esnediğimiz zaman tahiyyatı veya salli bari okurken geciktiriyoruz. Bu secde-i seviye gerektirir mi? Diğer bir sorum, namazdan sonra tesbihatta ayet-i kürsü okuduktan sonra sonunda sadakallahu lazim demek doğru mu? Tesbihat oku yaparken. Üçüncüsü de hocam, bir tanıdığımızdan, tanımadığımız bir insandan daha doğrusu birisi aracılığıyla odun alacağız. Odun da kaçak olduğunu söyledi bize ama devletin arazisinden, ormandan mı veya şahıstan mı alındı onu bilmiyoruz. Bu haram mı olur hocam, onu öğrenmek istedim. Allah-u Teala razı olsun hocam. Amin efendim. Peki efendim. Haydi. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Cumanız mübarek olsun demek uygun bir şey mi? Hep diyoruz ama. Yani zaten mübarek, ne gerek var böyle demeye diyenler oluyor. Sen de piyasadaki müftü sakal ellerinden etkilenmeye başladın herhalde. Etkileniyorum. Ne yapayım? Etkileniyorum. Hep beni arıyorlar zaten. Anlaşıldı ya. Sopa atmaya elverişli görüyorlar. Yani. Size cesaret edemiyorlar. Hemen şimdi oturuyor. O anda hatırına bir şey geliyor. Aa diyor, bu böyle kimse düşünememiş, bilememiş falan filan. Cuma zaten mübarek, kandiller zaten mübarek. Kandili zaten mübarek, Ramazan ayı zaten mübarek. Mübarek olsun denir mi hiç? Bayramı zaten mübarek olsun. O. Denir mi falan? Şimdi altyapı göçtüğü için bu kendi hatırına gelen düşüncenin
Yani çok uygun ve aynı şekilde kâşif hükmünde artık yeni bir şey buldu ya. Yani o da buldu bu vecettü. Vecettü ne demek? Buldum demek. Arapça buldum demek. Adam bilmiyor tabii şey yapmasını. Yüzüğü bulunca ben de buldum bir vecettü diyor. Yüzüğe vecettü diyorlar zannetmiş ne biz. Ben de buldum vecettü. Bunlar da ben de buldum bir buldum diyor, tamam mı? Efendim dini konularda bir şey söylemek için din kitaplarında yazılı olması lazım. Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam, Eshab-ı Kiram Alimdan Efendilerimiz böyle bir şey buyurmuşlar mı? Yok. Tebrik etmişler mi? Etmişler. Mübarek olsun demişler mi? Demişler. Kitaplara bunlar geçmiş mi? Geçmiş. Dolayısıyla senin hatırına gelen hiçbir kıymeti yok. Kıymet harbiyesi yok daha doğrusu. Senin benim hatırıma gelen din İslam'da herhangi bir yani bir tarafa konacak bir tarafı da söz konusu değil. Peki nedir? At çöpe gitsin. Efendim cumanız mübarek olsun denir. Regaib kandili önümüzdeki hafta Perşembe Cuma'ya bağlayan gece Regaib kandilidir. Haftaya bugün de Recep-i Şerif'in ilk günüdür takvimlere göre. Ha bazıları soracak efendim hilale baktınız mı? Yok daha bakmadık çünkü vakti gelmedi. Ama bakıyoruz hava bulutlu değilse şimdi, bakıyoruz. Şimdi önümüzdeki hafta konuşacağımız konuyu söyleyeyim ben size. Regaib kandili ilk perşembeye geldi ya ilk gününe. Evet hassas şimdi, bir gün. Diyecekler ki bugün Regaib Kandil değil, önümüzdeki hafta diyenler de olur. Diyenler olacak zaten. O peşin peşin diyenler olacak. Peşin peşin diyenler olacak. Şimdi madem ki konuyu açtın oraya da girelim birazcık. Olur. Şimdi peşin peşin söyleyelim de. Gökte hilali gördün mü görmedin mi? Gökte hilali gördün mü görmedin mi? Aç bakalım takvimde ne yazıyor? Görülebilecek mi görülemeyecek mi? Ne diye yazıyor? Perşembe gününe bak. Recep ayının hilali bugün Türkiye saatiyle 9:49'da ilk defa Güney Amerika'nın batısından sonra okyanusta görülmeye başlayacaktır. Dolayısıyla Türkiye'den görülemeyecektir o. Türkiye'den görülemeyecektir. Efendim o zaman Regaib Kandili değil mi? Biz Regaib Kandili olarak kutlayacağız. Yani bu yine hesapla. Yani hilalin hareket sistemi takvime yazılmış. Neye göre? Bir dinleyicimizin birisi sormuştu. Mail geçmişti. Mail de gördüm ben. Türkiye takvimine yazılanlar diye hilali görerek mi yazılıyor? He, oturuyor. 12 ay böyle. 12 ayın başlangıçlarını hepsini görüyor. Ya Türkiye takvimi de hesapla yapılıyor. Hüseyin Hilmi Efendi Allah-u Teala rahmet eylesin. Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin. Şeyde Emen abilerin vefatı 22 Şubat'tı. Kayınvalideleri. Nefise Siret Hanım'ın da vefatı. Dün 28 Şubat'tı. Allah-u Teala rahmet eylesin. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala'yı uzun uzun yazmışlar. Orada hesaplar bildirmişler. Önceki İslam alimlerin bildirdiklerini de bildirmişler. Ve kendilerinde bir usul var. Işık usulü diye hesap yani o da. Ve kendi buldukları usule de mesela Urube usulü var. Yazmışlar yani. Tam İlman Said'de bir dedi bunlar var. Kameri takvimlerin ilk günü nasıl bulunur? O bir hesaplama şekli var. O hesaplama şeklini kendilerinde bir hesaplama şekli var. Ve kendilerinin bulduğu hesap şekline de pek hassas ve kati ifadesinde kullanmışlar. Fakat buna rağmen buyuruyorlar ki Ramazan-ı Şerif gibi, haç gibi, ondan sonra kurban gibi ibadet yapılacak yerlerde, ibadet yapılacak aylarda mutlak şekilde din yani şeriat hilalin görülmesini emrediyor. Hesaba değil, görülmeye bakılır. Ve orada bir ifade kullanmışlar Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala'yı. Buyuruyorlar ki bizim bulduğumuz hesaplama şekli pek hassas ve kati ise de hilal ya hesaplanan günde görülebilir doğar veyahut da aynı şekilde bir gün sonra. Bir gün sonra. Bir gün sonra olma ihtimali olabilir mi? Olabilir. Mesela Türkiye takvimde yazılan bu da hesaptır. Olabilir. Ama bizim bilemediğimiz şekilde Allah-u Teala o hilalin yolu değiştirebilir, değiştirir. Ama bugüne kadar mesela takip ettiği bir yol var. Zaten bütün bu hesap edenler de o hilalin takip ettiği yolu görüyorlar. Diyor ki mesela aşağıdan geçiyor. Bu ilk defa güneş batarken işte Güney Amerika'da gözükecek. Buradan geçiyor. Buradan gidiyor. Buradan gidiyor ama bizim göreceğimiz güneş havadayken geçiyor. Belli belirsiz olduğu için zaten mümkün değil görmek. Güneş havadaysa göremezsin onu. Evet. Görme mümkün değil.
Ancak orada aynı şekilde kat ettiği yol sebebiyle güneş batarken orada gözükebilecek. Yoksa hilal gene buralardan geçiyor. Ama İslamiyet diyor ki görmen lazım. Görebilmem için güneşin batması lazım. E güneşe biz o zaman emir verelim. Ya bat ya şu, biz bir görelim, sen gene doğ. Denmez. Bizim emrimizi de dinlemez. Dinlemez. Dolayısıyla biz takvime göre Regaib Kandili'ni kutlarız. Efendim ben ertesi hafta bir daha kutlarım. Kutlayacağım Allah Allah. Onun ne mahsur olur da. Zaten Recep ayına girdi. Recep ayının her günü aynı şekilde ihya etmiş olsan, oruç tutsan, geceler aynı şekilde namaz kılmış olsan, Allah-u Teala'nın dinine hizmet için her gün kendini seferber etsen, maddeden manen. Mesela Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını alıp aynı şekilde dağıtmış olsan, Aliül Ala olur. Aliül Ala olur. Kavga etmene gerek yok. Efendim işte olmazdı da olur da falan. Niye bağırıp duruyorsun? Niye çağırıp duruyorsun arkadaş? Sana mani olan mı var? Sosyal medyayı kullanıp, efendim işte bugün değil, önümüzdeki hafta, buna göre dikkat edin. Sen neye dikkat ediyorsun sen? Yazıyorsun da, bunları gönderiyorsun da, ne amel işliyorsun? Yok. Ne amel işliyorsun? Yok. E şimdi mesela sosyal medyayı öyle bir kullanıyorlar ki, aa sen bugün hangi sayfalar okudun, bunları okudun. Mesela birbirleriyle sosyal medyada, işte Saadet Ebedi'nin 3 sayfasını okuyacağız, okuyun. Okudum ben, okumadım ben, o yetiştirdim, yetiştiremedim. Bu ne? Bu da aynı şekilde kendi kafasından buldukları bir şey. Halbuki Allah-u Teala rahmet eylesin. Emen abiler ki zaman zaman aynı şekilde Türkiye gazetesinde yayınlandı ya Emen abilerin o sohbetleri. Ya o buyurdukları şeyler de yayınlandı. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor. Emen abiler de İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin o buyurduğunu bizim anlayacağımız şekilde daha bir anlattı. İki kişi, üç kişi bir araya gelip bir yerde bir araya gelip kitap okudukları zaman sohbet olur. Ama sen tek başına okuduğun zaman sadece okursun. Anlarsın, anlamazsın. İşte sosyal medyada ben 10 sayfa okudum. Siz ne yapıyorsunuz? Yatıyorsunuz siz falan. Kibir olur. İstifade etmemişsin demektir bu. Öyleyse o sosyal medyayı kullanarak değil. Ya otur. 3 kişi, 5 kişi bir araya gelin. Ha o 3 kişi, 5 kişi bir araya geldiği zaman da pasta börek yarışı yapmayın. Ondan sonra da işte diyetisyene mi gitsem? Nasıl kilo versem? Ya gereği yok ona. Birbirimize gösteriş yapmak, riya yapmanın alemi yok. Terk et bunu. Madem kitap okumak için bir araya geldiniz, toplanın. Ayrıca kitap okuyun. Yolunu sana dağılın. Ne oldu? Sohbet oldu. Öbür türlü pasta yarışına girersen veyahut da aynı şekilde ne bileyim ben şunu yaptım bunu istifade etmemiş olursun. Nitekim işte biz ilmi hali bitirdik. Ama bakıyorsun hiçbir bitirme hali yok. Değişiklik yok. Girmemiş içeriye. Ya böyle okuyacağına göre, böyle okuduktan sonra 1000 defa da okusan, 100.000 defa da okusan bir faydası dokunmaz ki onu. Allah-u Teala rahmet eylesin. Emre abiler buyuruyorlar ki öğrendiklerini hayatına geçirmedikçe, bunlarla amel etmedikçe bir faydası olmaz. İslam ahlakını okudum ben efendim. Ya okudun da arkadaş senin ahlakında bir değişiklik yok. Önündekini ısırıyorsun, arkandakini tekmiliyorsun. Hiçbir değişiklik yok yani. Yani okudum demekle aynı şekilde hava atıyorsun. Başka bir şey söz konusu değil. Okudum demek için okumuş. Ben sana hüsnü zannederim, okumuşundur. Ama yarın ahirette soracaklar, sen bunları biliyordun. Okundun da diye hava atıyordun. Ama bunların hiçbirisini değiştirmedin. Beni inandırman değil ki, Allah-u Teala'ya inandırman önemli. Onun için ihlas diyorlar. Onun için ihlas diyorlar. Dolayısıyla yani neyi sorduydunuz, nereden geldiydi de. Bu şey Regaib Kandili'yle alakalı. Regaib Kandili'yle alakalı. Hani konuşmaya başlayacaklar falan. Lüzumsuz sözler bunlar. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh ölçü bildirmişler. Yani takvimle ilan edilen günde biz kandilleri kutlarız. Kandille ilan edilen, işte takvimlerde ilan edilen, içinde yaşadığımız ülkenin devletin ilanına göre Ramazan-ı Şerif bayramını kutlarız. Kurban bayramında kutlarız. Kurban bayramında bu kadar, kurban bayramı gelince şey değilsiniz ama yani kurbanı ikinci gün keselim diyorsunuz. Onu söyleyeceğim. Bunu açıkça biz Ramazan-ı Şerif bayramını onların ilan ettiği günde yaparız. Ama tam İbn-i Saad-ı buyuruyor ki girişi ve çıkışı şüpheli olduğu için Ramazan-ı Şerif'ten sonra 2 gün oruç tutarız. Ha bu sana erkenden tuttum, onu açıkça söyleyeyim. Geçen sene kısa günlerde tutayım derken Ramazan-ı Şerif'ten 3 gün önce tuttum yaz gününe. Yani uzun günlere denk getirdim. Maşallah hadi hocam. Maşallah, tabii tebrik edersin. Namazda kılıyorsunuz. Namazı da başladım. Elhamdülillah. Maşallah. Ya Ramazan gelmeden önce başladım. Şimdi kurban. Kurbanda da ilan edilen günde kurban bayramı. Tamam, camiye gideriz, namazı kılarız. Ondan sonra
Kurbanımı, kurbanımı ikinci gün keserim. Yazmışlar açıkça. Ve kitaplardan da nakil yapmışlar. Böyle zamanlarda, şer'i olarak ilan edilmediği zamanlarda usulü bildirmiş Ehl-i Sünnet alimleri. Ya İslam alimleri kitaplarına uysanız ha. Niye kafanıza uyuyorsunuz? Efendim girmedi de girdi de girmedi de. Hacca gittim. Bir gün sonra bir daha Arafat'a çık diyorlar. Bitti o kadar yani. Bitti. Kavga etmeye, bağırıp çağırmaya, münakaşaya gerek yok. Ölçü belli. Kitaba oy, rahat et. Anladığım şey doğru mu hocam? Onu sorayım. Yani Regaib Kandili'ni kutlamazsan kitaplarda hani yazmıyor ki Regaib Kandili'ni sonra kutlarsın, kaza edersin diye bir şey yok. Yok. Bundan dolayı mıdır? Yani o ama kurbanı kesmezsen üzerinde İbadet borç o. kalır. Borç kalır. Hacda Arafat'a çıkmazsan haccın olmaz. O da günle sabit. Ramazan-ı Şerif'in başı sonu da eğer isabet etmediyse olmazsın, üzerinde borç kalır. Borç kalır. Bunun için hassasiyet. Birisi emir, öbürü değil. Tabii, öbürsü mafledir. Regaib Kandili'ni kutlarsın. Kutlarsan sana. Evet, o kadar yani. Yani Regaib Kandili'ne yetiştim ben. İşte İstanbul'daki türbelerin hepsini dolaştım. Söylemene gerek yok. Dolaşma aynı şekilde. Ben oturdum işte şu kadar kelime-i tevhid. Sana ait yani. Onun şeyi yok, emir değil. Ne kadar ibadet dersen. Çünkü Recep ayı baştan sona aynı şekilde. Üç ayların hepsi öyle. Şaban ayı da öyle. Ramazan ayı da öyle. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine bir ihsandır bu. Recep, Şaban, Ramazan ayları. Üç aylar diye geçiyor ya efendim. Dolayısıyla orada bağırıp çağırmaya, sosyal medyada çok kimsenin kafasını kurcalamaya, onun bunun kafasına şüphe atmaya gerek yok. Bunlar fitnedir. Fitnedir ve bunları yapanların da toprağın altına girdiği zaman hesabı ağır olur. Efendim ben inanmazsan inanma, paşa gönlüm bilir. Hani Behlül Nana Hazretleri'nin evine hırsız girmiş de gitmiş sabahleyin mezarlığın önünde bekliyor. Demişler ne oldu? Demiş eve hırsız girdi. Ya niye karakola gitmedin? Demiş buraya gelmeyecek mi nasılsa? Eninde sonunda geleceği yer bu. Hani bize küçükken derlerdi tilkinin dönüp dolaşacağı yer yine Kürtçü dükkanı derler. Tamam mı? İnsanın da dönüp dolaşacağı yer... Aha burası. Ve hani Muhammed Bakır Hazretleri'nin bir sözünü naklettik. Dünyayı tarif ediyor mübarek de. Uyku gibi büyülüyor. Uyanıyorsun. Siz de güzel söylediniz. Hani Nasrettin Hoca merhum pazarlık ediyormuş ya rüyada. 100 altın diyor. Demiş karşı tarafta 99 olsun. Hayır demiş ille 100 deyince uyanıvermiş. Hemen elini uzatmış ya 99 da olsa ver. Ama yok. Rüyaydı. Hani bir de Behlül Dağ Hazretleri'nin Harun Reşit Hazretleri'ni işte çağırmış da adamlar gelmiş bakmış uyuyormuş kabristanda demiş. Niye uyandırdınız beni demiş ben hükümdardım ne güzel emirler veriyordum benim hükümdarlığıma son verdiniz siz falan filan demişler özür dileriz. Yani hükümdar çağırdığı için falan neyse sonra geliyor. Diyorlar ki vaziyet böyle böyle bizi fırçaladı hükümdarmış rüyada benim hükümdarlığım elinden gitti diye bizi fırçaladı. Geliyor diyor ki böyle böyle söylüyorlar doğru mu diyor. Evet doğru diyor ya senin bu adamlar diyor benim hükümdarlığı bitirdi. Tahttan indirdiler beni diyor. O da gülüyor ya diyor rüyadaki diyor hükümdarlığa itibar edilir mi? Ey halife diyor ben uyanınca benim hükümdarlık bitti. Gözüm açılınca bitti. Seninki de diyor kapanınca bitecek ne fark var diye. İşte Muhammed Bakır Hazretleri'nin buyurduğu gibi. Seninki de diyor öyle bitecek. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allah'ın Habibi. Bütün peygamberler Allahü Teala'ya aşıktır. Peygamber Efendimize ise Allahü Teala aşıktır. Ulul Azm peygamberlerden İbrahim Aleyhisselam'a Halilullah yani Allah'ın dostu, Musa Aleyhisselam'a Kelimullah yani Allah'ın kendisiyle konuştuğu zat, Adem Aleyhisselam'a Safiyullah yani Allah'ın ihsanıyla seçilmiş olarak yarattığı temiz zat, Nuh aleyhisselama Neciyullah, yani hep Allah ile meşgul olan, ilahi feyizlere kavuşan zat gibi güzel isimler verdi. Peygamber Efendimiz'e ise Habibullah dedi. Hatta sen olmasaydın kainatı yaratmazdın buyurdu. Habibine çok kıymet verdiği için kendi zatına yapılanları affeder ama ona yapılanları affetmez. Kul, Resulullah'a olan sevgisi nispetinde Allah'a sevgili olur. Cenab-ı Hak Habibine uyulmadan yapılan ibadeti de, imanı da kabul etmez. Arada o olmadan Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşulamaz. Peygamberimiz Miraç'ta ümmetim, ümmetim diye gözyaşı dökerken, Cenab-ı Hak onlar çamurdan yaratıldı. Nedir bu bir avuç toprak için döktüğün gözyaşları? Sana aşık olan Rabbin senin için ne yapmaz ki? Senin hatırın için hepsini affeder diye nida etti.
ihsan edilen bu büyük nimete ve müjdeye çok şükretmeliyiz. Bir gün bazı Hristiyanlar Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerini, "Bizim peygamberimiz ölüleri diriltirdi. Sizin peygamberinizin böyle bir şeyini duymadık. Bunun için bizim peygamberimiz sizinkinden üstündür," dediler. Gavs-ı Azam, "Ben peygamber değilim. Sadece ona uyan bir Müslümanım. Eğer ettiğim dua ile ölü dirilirse Müslüman olur musunuz?" dedi. Onlar da evet dediler. Mezarlıkta çok eski bir kabir gösterdiler. Hristiyanlara, "Bu kabirde yatan kişi dünyada şarkıcıymış. Onu şarkı söyler halde dirilteyim mi?" diye sordu. Onlar "Tamam," dedikten sonra ellerini açıp, "Ya Rabbi, peygamberin Muhammed aleyhisselam hürmetine bu kabirdekini dirilt," dedi. Ölü şarkı söyler halde kalktı. Hazreti Gavs Hristiyanlara, "Ben peygamber değilim. Onun ümmetinden biriyim. Allahü Teala onun ümmetine bunu nasip etti de kendisine niçin vermesin?" buyurunca, oradaki Hristiyanlar Resulullah'ın üstünlüğünü anlayıp Müslüman oldular. Peygamber Efendimiz, "Peygamberi zikretmek ibadettir. Salihleri zikretmek günahlara kefarettir. Ölümü hatırlamak sadakadır. Kabri düşünmek cennete yaklaştırır," buyuruyor. Büyük zatların isimleri anıldığı yerde ruhları hazır olur ve oraya rahmet yağar. Salihlerin anıldığı yere rahmet yağar hadis-i şerifi bunu gösteriyor. Bu ümmetin evliya zatlarının ruhu hazır olunca, Resulullah Efendimizin ismi geçince ruhu elbette hazır olur. Namazda "Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü" diyerek Resulullah'a selam veriyoruz. O anda Resulullah gelir, "Bana selam veren kim?" diye bakar, o kişiyi görür ve artık unutmaz. Ölürken onun karşısına gelir, "Üzülme, korkma, sana şefaat ederim," buyurur. Vefat eden mümin, o güzellik ve bu müjde karşısında öldüğünü bile anlamaz. Peygamber Efendimiz, mümin vefat ederken, "Ruhu tereyağından kıl çeker gibi acı duymadan kolayca çıkar, hiç anlamaz," buyurunca, bir sahabi, "Ya Resulallah, sizin her sözünüz Kur'an-ı Kerim'le ilgilidir, onun açıklamasıdır. Bu sözünüz hangi ayetle ilgilidir?" diye sorar. Yusuf suresinin 31. ayetini okuyarak şöyle cevap verir. Yusuf aleyhisselamı gören kadınlar, bıçakla meyve soyarken onun güzelliği karşısında ellerini doğradılar ama acısını duymadılar. Onda sabahat, bende melahat güzelliği vardır. Beni görüp iman edenin, benim muhabbetle baktığım kimsenin ciğeri yanar, aşka tutulur. Ama sabahat güzelliğimi Allahü Teala gizlemiştir. Ümmetimden biri vefat ederken ona görünürüm, o bana bakarken ruhu çıkar, haberi bile olmaz. Melahat, sevimlilik, tatlılık, can yakıcı güzellik demektir. Sabahat ise dış görünüş, yüz güzelliği demektir. Yusuf aleyhisselamın sabahat güzelliği meşhurdu. Peygamber Efendimiz'de hem melahat hem sabahat vardı. Fakat Allahü Teala onun sabahatini dünyada gizledi. Eğer açığa çıkarsaydı hiç kimse onun güzelliği karşısında duramaz, düşer bayılırdı. Peygamber Efendimiz alemlere rahmettir. Herkese iyilik için, merhamet edici olarak gelmişti. İnsanları zarara sokmak için gelmemişti. Onun için dünyada melahat güzelliği görülürken sabahat güzelliği görülemedi, o cennette görülecektir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim ilk dinleyicimiz Maliki mezhebiyle alakalı olarak dedi. Hani dedi burada dükuna kursu hocalar falan demiyor. Öyle şey olmaz falan filan. Şimdi hani geçenlerde naklettik ya. Afrika'da, Cezayir veya işte Fas oralarda bir yerde. Zaten Fas, Cezayir orada yaygın Maliki mezhebi. Orada işte bir böyle hoca geçiren birisi sohbet mi ediyordu, bir şey mi anlatıyordu, konferans mı veriyordu falan. Kadının birisi bir soru sormuş. Adam da orada o hoca kılıklı herif demiş, İmam Malik Hazretlerine göre mi cevap vereyim demiş, yoksa demiş Kur'an ve sünnete göre mi? Demiş İmam Malik Hazretlerine göre cevap ver. O Hazretleri demiyor canım. O demiyor. Siz hüsnü zannettiniz yani. Ondan sonra
Allah Allah demiş ya, Kur'an sünnet aynı şekilde demiş ya, yani Maliki mezhebinin demiş yani orada kıymet harbiyesi mi olur diye devreye giriyor hoca kılıklı adam. Fakat kadın okkalı bir cevap veriyor. Hanım, Allah Teala razı olsun. Yok diyor, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam sünnet-i seniyyesi. Elbette ki İmam Malik Hazretlerinden, İmam Şafii Hazretlerinden, İmam Azam'ın hepsine üstsün. Ama diyor, Kur'an ve sünneti İmam Malik Hazretleri senden iyi anlıyor. Onun için. Sen dangalan teksin diyor yani. Türkiye'de de var ya öyle. Sana niye inanayım diyor. Ya, sana niye inanayım? İmam Malik Hazretleri senden daha iyi anlıyor. Hem o Peygamber Efendimiz'e yakın bir zamanda dünyaya geldi. Eshab-ı Kiram'dan bazılarını görme ihtimali var onun. Tabiinden diye geçiyor bazı. Bazıları tebe-i tabiinden diye geçiyor. İmam Azam Efendi Hazretleri görmüş. Eshab-ı Kiram'ı görmüş. Dolayısıyla en azından onları görenleri gördüler. İmam Malik Hazretleri Medine-i Münevvere'de ata merkebe binmezmiş Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın metfun bulunduğu bir yerde edepsizlik diye. Sen şimdi kadillek arabayla dolaşıyorsun. Utanmaz herifler. Otellerde kalıyorsun kat kat. Kabe-i Muazzama'yı bile gölgede bırakacak aynı şekilde oteller yaptınız. Siz o vehhabilere meslekçilere sınırlı. Fosur fosur uyuyorsunuz. Uyuyorsunuz. Oralarda. Evet, dolayısıyla kadın güzel söylemiş. Sana mı itibar edeyim yoksa oraya mı? Dolayısıyla biz Ehl-i Sünnet alimlerine İmam Azam Übani Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri ve onların yetiştirdiği talebeler ve onların yolundaki gelen ve onların aynı şekilde Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriften çıkarttığı bilgilere itibar ediyoruz ve inanıyoruz. Dolayısıyla Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitabı olan İbn-i Abidin de açık net bir şekilde bir kimse Hanefi mezhebindeki bir kimse farz olan bir şeyi yaparken kendi mezhebinde çıkış yolu yoksa zarureti anlatıyor. Bu daha zaruret olmadı. Haraç var burada, güçlük var. Diğer üç mezhebe bakılır. Diğer üç mezhepte çıkış yolu varsa o taklit edilir. Mesela dört mezhepten ikisi Hanefi ve Hanbeli mezhebinde gusülde ağzın içerisini yıkamak farz bu ikisinde. Hanefi ve Hanbeli'de farz. Peki Maliki ve Şafii mezhebinde orada da yıkamak lazım ama hükmü farz değil. Şimdi İmam Malik ve İmam Şafii Hazretleri evet ağzın içerisini yıkamak lazım ama vücudun dışı değil buyuruyorlar. İçi diyorlar. Fakat İmam Azam Übani Hazretleri ile İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri buyuruyorlar ki ağız vücudun dışıdır. Çünkü her an aynı şekilde ağza gelip çıkıyor, vücudun dışıdır. Dolayısıyla gusül abdestinde ağzın içinde iğne ucu kadar kuru yer kalırsa yıkanmadık gusül olmaz. Bu iki mezhepte diş dolgusu ve kaplaması olan kimse cenabetten kurtulamaz. Ha şimdikiler zaruret var, zaruret değil. İhtiyaç var. İhtiyaç da zarureti bilmezler bunlar. İkisini de karıştırıyorlar. Ve diğer iki mezhepte de aynı şekilde çıkış yolu olmasaydı, dört mezhepte gusülde ağzın içerisini yıkamak farz deseydi, cünüp olunca gusül abdest alacaksın. Tabii bir Müslümi hazık da eğer bu dolgu veya kaplama yapılmazsa ölürsün diye bildirseydi, o zaman zaruret olacaktı. Ama şimdi dişçiye gittiğin zaman sana bir sürü alternatif çıkarıyor. Müteahhit dişler var diyor. Protez de yapabiliriz diyor. Bu imkan da var. Veya dolgu, diyelim istersen bunu çekelim, müteahhit oraya girip çıkmalı bir dişle yapabilirim diyor. Alternatifi var. Dolayısıyla zaruret değil bu. Ha bir tanesi de bir zamanlar, bu konu hakkında benim diyor, her ne kadar yetkim yoksa da diyor, bu umumi belva olmuştur. Yani Müslümanlar arasında yayılmış ya, umumi belva. Öyle değil o. Ve hem yetkim yok diyorsun, hem bilgim yok diyorsun, kalkıyorsun. Bir de çok kimsenin kafasını karıştırıyorsun. Din adamı pozisyonuna girenlerin ağzından çıkan sadece kendini bağlamaz. İnsanları da aynı şekilde müşkilat çıkartır ve netice itibariyle tepe taklak ettirir. Bu sebepten dolayı Hanefi ve Hanbeli mezhebinde bulunan bir Müslüman dişçiye gider. Dişçi der ki bunları kaplatalım veya dolduralım. Benim de vardı öyle. Kaplatalım dedi. Kaplattık. Kaplattıktan sonra ilk gusül gerektiği zaman Maliki mezhebi Hanefi mezhebine yakın olduğu için gusül, abdest ve namazda İbn-i Abin de açıkça yazıyor bu. Taklit edilirken işte gusülde, abdestte, namazda taklit edeceğiz. Diğer konularda kendi mezhebi. Mezhep değiştirmiyoruz. Kendi mezhebimizin hükümleri yine bağlı. Bizi bağlıyor. Sadece gusül, abdest ve namazda İmam Malik Hazretleri'nin gusülde farz, abdestte farz, namazda farz dediklerini yapacağız. Guslü bozar, abdesti bozar, namazı bozar dediği şeylerden sakınacağız. Diğer hususlar zaten kendi mezhebindeyiz. Zaten Hanefi mezhebinde olan bir Müslüman bu dört mezhebin gusül, abdest ve namazda buyurdukları aynı, hükümleri farklı. Mesela
Hanefi mezhebinde gusülde niyet sünnettir, Maliki'de farzdır. Delk muvalat Hanefi'de sünnettir, Maliki'de farzdır. E ben zaten bunları yapıyorum ki sünnet diye. E yapınca problem olmaz. Sadece gusülde başlarken niyet edin, gusül abdest almaya Maliki mezhebine de uymaya diyorum. Abdest alırken kendi mezhebimde, Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebinde de öyle. Başın tamamını meshetmek sünnet. Dörtte biri farz. İmam Malik Hazretleri farz diyor. Farz olduğu için mutlaka yapılması lazım. Onun için kadın da erkek de iki elini ısladıp önden arkaya bütün başın tamamını meshedecek. Bitti. Muvalat delik zaten yapıyorum. Alış şekli aynı. Namazda da öğle namazının farzını kılmaya veyahut da sünnetini kılmaya derken niyet ettim işte öğlenin farzını kılmaya, Maliki mezhebine uymaya. Mezhep falan değiştirmedim. Bu bir kolaylık. Bu bir rahmet. Ne oldu? Cenabetten kurtuldum. Öbür türlü cenabetten kurtulmuyor. Efendim piyasadakiler olmaz deyince seni cünüp bırakıyorlar. Toprağın altına girince görürsün bunu. Onlar seni kurtaramaz. Bunu duyduğun halde aynı şekilde tereddüt ediyorsan, araştırmıyorsan, mesela gönlün rahat değilse tam İlmihal Saadet'te bildiği kitabının gusül abdesti bahsini uzun uzun anlatmış Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Oradan bir oku. E bunları aldırış etmiyorsun. Tercihini öyle kullanıyorsun. Toprağın altına bir giriyorsun ki ana 30 sene cünüp kalmışsın. Namaz yok, niyaz yok. Onların hiçbirisi kabul olmadı. Çünkü namaz abdest ve gusül, abdest de gusle bağlı. Bunların hiçbirisi olmamış. Ya bu kadar kimsenin namazını olmamış denemez. Ya sen arkadaşım şaka mı zannediyorsun? Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlar aynı şekilde yani kulun koyduğu kanunu bile şey yapınca ceza geliyor. Hele şimdi mesela otomatik olarak diyelim ki 80 kilometreden fazla geçme, 90'la geçtin. Şak diye aynı şekilde sana yakışıklı bir resimle beraber gönderiyorlar. Burada diyorsun 110'la geçtin. Cezan da bu. E sen kul olarak bunu yapıyorsun da Allah-u Teala her insanın yanında kiramen katim melekleri var. Bunların hepsi kayda geçiyor. Yarın mahşer günü önüne koy verecekler bunu. Ne yapacaksın o zaman? Çağır o hocaları. Çağır o Kur'an kursu hocalarını. Kurtarabilirler. Onlar kendilerini kurtaramayacak ki seni kurtarsınlar. Ama ya İmam Malik Hazretleri, ya İmam Şafii Hazretleri, ya İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin içtihadına uygun hareket edersen Allah-u Teala dinini kullarına aynı şekilde bildirmek için onları özel yaratmıştır. O kadıncağızın da dediği gibi İmam Malik Hazretleri Kur'an-ı Kerim ve sünneti sizden iyi anlıyor. İmam Hasan Übani Hazretleri de anlıyor. Onun için ha biz anlatırız. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Biz kimsenin de kalbini değiştirme gücüne sahip değiliz. Ama bildiğimizde anlatmaya devam ederiz. Ondan sonra tercih kendinize aittir. Efendim bunlar da hoca. Hoca doğru. Ben de İmam Hatip ve İlahiyat mezunuyum. İmam Hatip okulunda dini öğretilmiyor. İlahiyat da öğretilmiyor. Hatta ilahiyat ve Vehhabi mezhepsiz İnsan harol harol çıkartıyor. İmam Hatip Okulu'nda da öyle. Abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e dokundurtturuyor. Öyle bir gayretleri de yok. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin. Geçen gün birisi bir yazı göndermiş falan. Baktım hem de profesör bir ilahiyatçı yazmış. İşte sigaraya aynı şekilde haram diyen fetvalar. Adam kendisi mezhepsiz. Bir baktım işte Eser ulemasından falan Eser Üniversitesi, Mısır'daki Eser Üniversitesi, Muhammed Abduh denen o mason döneminden itibaren tamamen iflas etti. En son işte Ehl-i Sünnet olarak çıkartan bir Ahmet Davutoğlu Hoca vardı. Bu başbakan olan değil. İstanbul Rahmetli oldu. Hatta İbn Abidin'i tercümeye o başlamıştı. Onların dışında da aynı şekilde Ehl-i Sünnet kalmadı. Dolayısıyla şimdi fetva diye çıkardıkları bu mezhepsizler o dikkatimi çekti. Birisi bir halt yiyor, öbürüsü diyor ki işte falan ulemadan filan. Ulema diye kendileri söylüyorlar. Ulema falan diye ulema hepsi de. Birbirlerine aynı şekilde kaynak gösteriyorlar. Şimdi vatandaş da bunu bilmiyor. Onun için biz diyoruz ki Hakikat Kitabı'nın yayınladığı Faydalı Bilgiler kitabını iyi okumalı. Bu mezhepsizleri iyi tanır onu o zaman. Onun o ulema dediği aynı şekilde mezhepsiz olduğunu, zındık olduğunu, onların fetvasının bir geçerli olmadığını yakinen aynı şekilde bilir. Şimdi adam orada işte ulema böyle diyor. Ya İmam Şafii Rahmetullah Teala Aleyh buyuruyor ki kadın tütün kullanıyorsa kocasının aynı şekilde nafakanın içerisine koymuş tütünü temin etmekle mükelleftir diyor. Kocası. Yani, haram olsa. İmam-ı Şafii Hazretleri bunun haram olduğunu bilmiyor. Hani o kadının işte İmam Malik Hazretleri sizden iyi anlar diyor. Ya İmam-ı Şafii Hazretleri sizden iyi anlar arkadaşım. Senin ilahiyat profesöründen iyi anlar. İmam-ı Şafii Hazretleri haram olana bir şeye rıza gösterir mi? Mehmet Ebin Tokadi Hazretleri tütün kullanıyordu. Ne oldu şimdi? Ya Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki haram değil, mekruh da değil. Edebe riayet etmeyene Allah-u Teala sevgisini vermez.
bu zat Allah-u Teala'nın evliyası Mehmet Emin Tokadi Hazretleri. Hocası Ahmet Ektir Cüryani Hazretleri. Hocası Ahmet Ektir Cüryani Hazretleri. Onun da hocası Muhammed Masum Hazretleri. Onun da hocası İmam Rabbani Hazretleri. Geç Mahmud Samini Hazretleri. Tütün kullanırdı. Osman Bedrettin Hazretleri onun talebesi. Ona diyeceksin o Mahmud Samini Hazretleri mübarek bir zat. Ya da arkadaş haram işliyor. Haram işleyen adam mübarek olur mu? Senin kafana göre. Olur mu? Onun için de bir şey söylerken, bir şey dinlerken neymiş? Efendim zarar verenler falan feşmekan. Ortada bir zırvalamış mesela o yazıda. O bir ilahiyatçı profesör göndermişler birisi. Hep zırvalamış. İşte bazılar diyor ki o zaman işte şeye markete gittiğimiz zaman orada zararlı şeyler satılıyor. O zaman orada alışveriş yapmayacak mıyız? Adam kendi kafasına göre uydurmuş. İşte o zararlı şeyler işte tıbben tespit edilirse ya zararlı dediğin aynı şekilde kusura bakma hemşerim de kusura bakma da senin aynı şekilde margarin vücut sıcaklığında eremiyor. Ağzını açıp bir laf ettin mi bugüne kadar? Biz haram demiyoruz. Ama sağlık açısından zararlı diyoruz. Zararlı bak. Haram mıdır? Değildir. Şeker hastalığına zararlıdır. Tabii bir Müslüme hazık orada devreye girer. Yemeyeceksin dediği zaman ona haram olur. Tütün de öyle. Tabii bir Müslüme hazık içmeyeceksin. Doktor içmeyeceksin derse tabii bir Müslüme hazık. Her doktor değil. Tabii bir Müslüme hazık öyle derse o zaman olur. Dolayısıyla hani burada kurs hocalar bu olmaz demiş de. Yani kurs hocalar dediğin adam. Ehliyet kursu mu nedir bilmiyoruz zaten. Tabii hocam. Neyse. Efendim annem felç geçir dedi. Ben de aynı şekilde şey yaptım dedi. Söyleyiver. İşte şey yaparsam bir Kur'an keseceğim şifa için, kurban keseceğim şifa için falan. Efendim ne niyette yaparsa yesin, kestiği andan itibaren o adak olur. Adak olur, etinden kendisi yemez, annesi babası yemez. Ablasına verir fakirse. Eniştem dedi orada, eniştesine de verir. Eniştesine de verebilir. Keser, adak olarak keser, ondan sonra ablasına der ki al bunu sana verdim. Ne oldu? Ablasının oldu. Ablası artık bunun annesine de buna da kocasına herkesi yedirebilir. Çıkış yolu. Efendim son dinleyicimiz farzlarda dedi işte bazen dedi esneme meydana geliyordu. O esneme sebebiyle hani dedi aralık vermemek lazım falan. Secde-i seyir gerekir mi? Gerekmez efendim. Tesbihata... Esneyince mi gerekmez? Secde-i seyir. Bu esneme sebebiyle geciktiriyorum diyor. Esneme sebebiyle ara veriyorum diyor okumaya. Bu kadar yani tahiyyatta ara verince diyor secdeyi sevgi gerekmez o. Tabii bir haldir. Vücudu kendi halidir. Esneyince namazda ağzı kapatmak gerekir mi? Gerekir. Gerekir. Şimdi diyelim ki şeyse kıyamdaysa sağ elin şeyiyle arka tarafıyla diğerlerde de sol elle aynı şekilde kapatılır. Tek bir hareketle kapatılır. Efendim tesbihatta başlamadan önce ayet-el kürsü okuyor. Sadakallahu azim diyecek miyiz? Yok demeyeceğiz. Bir de dinleyicimiz son olarak dedi ki biz dedi odun alacaktık dedi gittik. Ana dedi kaçak mı getirdi ne getirdi? O konuda mecellede açıkça bir hüküm bildirilmiş. Daha doğrusu fıkıh kitaplarından özetlenmiş orada. Herkesin aynı şekilde bulduğu alenen bilmediğimiz müddetçe kendi mülkü bilinir. Öyle araştırılmaz. Acaba şuradan mı gelmiş, acaba buradan mı gelmiş? Ha şimdi yerlerine oturtulmama meselesi var. Mesela evliya-i kiram firasetiyle görüyor onu. Firasetiyle görüyor. Mesela Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin var öyle bir. Birisi bir sepet aynı şekilde incir getirmiş. Buyururlar ki bunu fakirlere dağıtın. Biz yemeyiz. İncir kemiksiz olmalı buyuruyorlar. İncirde kemik ne gezer? Talebe kimseye vermemiş onu. Hoca öyle buyurunca diğerleri merak etmiş. Demiş ne bu? Valla demiş bir arkadaşım var demiş onun bahçesindeki incirden aldım. Nasıl olsa söylerim demiştim. Şimdi firasetiyle Mevlana Celaleddin Hazretleri kul hakkı diyor. Yemeyiz diyor. Henüz söylenmediğini biliyor. Henüz söylenmediğini biliyor. Yemeyiz buyuruyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve Toplum.